Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Varaka bin Nevfel peygamberimizin geleceğini nasıl biliyordu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ilk vahiy gelince o durumu gören Hazreti Hatice annemiz bir rivayete göre Hazreti Ebu efendimiz beraber Varaka bin Nevfel'e giderler. Çünkü Varaka bin Nevfel yaşıyla, ilmiyle, tecrübesiyle ve tarihi bilgisiyle meşhur bir zattı. Özellikle Tevrat ve İncil'i de bildiği ve kendisinin hanif olduğu kaynaklarda geçmektedir. Yani Hz. İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen hanif dinine göre amel etti, hayatını ona göre yaşadığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu özelliği kendisine anlatmak üzere ya Hz. Hatice annemizde veya Hz. Ebu Bekir Efendimizle beraber Peygamber Efendimiz ona gider. Durumu anlatınca Varaka bin Nevfel'in Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ifadesi şöyledir. Telaş etme, o halet vahidir. Sana müjde, beklenen peygamber sensin. Çünkü İsa seni müjdelemiş. Hatta namus tabirini kullanıyor. Namus-ı Ekber, Hazreti Cebrail'in bir ismidir. Tevrat ismini kullanıyor bir rivayete göre. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'a ve Hz. Musa Aleyhisselam'a gelen Namus isimli Cebrail'in sana geldiğini ve ona Hz. İsa'ya nasıl vahiy getirdiyse, Hz. Musa'ya nasıl Tevrat'ı vahiy getirdiyse, sana da vahiy getirdiğini şeklinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müjdelemiş ve şöyle demiştir. Bir gün kabilen, halkın, milletin seni dışladığında ve seni terk ettiğinde o günlere yetişirsem sana sırt çıkacağım, sana destek olacağım demiş ve Peygamberimizin başına gelecek bir haber vermiştir. Çünkü diğer peygamberlerin başına da bu özelliklerin geldiğini söylemiştir. Ancak Varaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine ulaşamamış ve daha önce vefat etmiştir.